Bu heykel, hokkabas, Hollandalı heykeltıraş Adrian de Vries tarafından 1615 civarında yapıldı. Bunu yapabilmek için De Vries, direkt kayıp balmumu tekniği diye adlandırılan bir yöntemi kullandı. Bu yöntem 3 aşamadan oluşur: Modelleme, kalıba dökme ve tesviye. Bu yöntemle yapılan bronzlar, kilden bir çekirdeğin üzerine balmumu kaplanmasıyla oluşan orijinal modelden dökülürler. Bu süreçte balmumu erir ve böylece tek eşsiz bir heykel ortaya çıkar. Eğer döküm kötü çıkarsa heykel tıraş en baştan başlamak zorunda kalır. Hokkabaz'ın röntgen görüntüleri, Devries'in modelleme ve döküm teknikleri hakkında konservatörlere çok önemli ipuçları verdi. Heykelin röntgenine göre bronzun içinde ağır bir demir iskelet ya da iç çerçeve var. Bu özellik sadece kayıp bağımlımı tekniğinde kullanılıyor. Devrezin yönteminin günümüzdeki yeniden yapımında da görüldüğü gibi bu iskeleti yapmak, ağır demiri istenen şekle sokmak için ısıtmak ve çekiçlemek yani bir demirci becerisi gerektiriyor. Heykeltıraş figürün kollarının yerine karar vermek için çubukları bükerek yerini belirliyor. Daha sonra tel yardımıyla demir çubukları birbirine bağlıyor. Sanatçı temel şekilden tatmin olana kadar Çubukları bir arada tutarak kompozisyonu düzenlemeye devam ediyor. Bittiğinde bu sağlam iskelet sanatçının esas formu kilden inşa edebilmesi için alttaki desteği sağlayacak. Modelleme denen süreçte esas şekli inşa etmek için ıslak kil iskelet uygulanıyor. Sanatçı şekli tamamlayana kadar kil eklemeye ve yüzeyi düzeltmeye devam ediyor. Bu kil modele çekirdek deniyor. Dikkat ederseniz figürün ellerinin olması gereken yerde çekirdek yok. X ışınları detaylı ellerin içinde kilden bir çekirdeğin olmadığını sadece bal modellendiğini gösterdi. Modelleme bitince kilden şekli sağlamlaştırmak için ve nemi yok etmek için fırınlanır. Form fırınlandıktan sonra kil çekirdeğe bir kat bal mumu uygulanır. Debris muhtemelen içinde reçine ve boyar madde bulunan bal mumu kullanmıştır. Çünkü doğal açık sarı balmumunda detaylar görünmez. Sanatçı daha sonra balmumu şekli düzeltir, yüzeyi pürüzsüzleştirir ve detayları belirginleştirir. Sonra sanatçı balmumu eridiğinde içteki kil çekirdeği sabit tutmak için çekirdek pimi denen kısa demir pimler yapar. Sanatçı bu pimleri bir çekiç ve keskiyle küçük parçalara böler. Çuvaldız denen aleti kullanarak balmumunda ve kil çekirdekte bu pimleri yerleştirmek için delikler açar. Son olarak pimleri dikkatlice bal mumunda kil çekirdeğe doğru yerleştirir. Sonraki aşamada sanatçı yolluk adı verilen akıtma kanalları için bir bal çubuk ağını modele tutturur. Ellerinin yanı sıra sıcak metal aletlerini de kullanır. Yollukları daha da sağlamlaştırmak için sanatçı dikkatlice bir bal destek ekler. Yolluklar en üstte balmumu dökmeye yarayan bir kaba bağlanır. Artık model tamamen yolluk ağıyla kaplanmıştır. Sanatçı modele bir fırçayla kil ve başka malzemelerden oluşan yüksek ısıya dayanıklı ve çıkan gazı emebilecek bir karışım uygular. Buna döküm alçısı adı verilir. Sanatçı ellerini kullanarak model tamamen bu kütle içine gömülene kadar bu alçıyla kaplar. Bu masif döküm alçısının kesiti kalıbın çeşitli katmanlarını gösteriyor. İç iskelet, iç kil çekirdek, modellenmiş balmumu katmanı, çekirdek pimleri, yolluk ağı ve döküm kabı. Daha sonra kalıp ters çevrilir, fırına yerleştirilir ve ısıtılır. Bir sonraki aşama alçının içinde gerçekleşir ve dışarıdan görülemez. Kil çekirdeği kaplayan balmumu katman eriyerek en son heykel haline gelecek eriyik haldeki bronza yer açar. Balmumu mumu yolluklar eriyerek artık sıvı bronzu kalıba taşıyacak ve kaçan gazları dışarı atacak olan boş kanallar haline gelir. Balmumu tamamen eridikten sonra alçı kalıbı bir kum çukuruna gömülür. Bu aşama döküm işçilerini korumak içindir. Çünkü eğer düzgün hazırlanmamışsa sıcak Erimiş bronz döküldüğünde döküm ağaçısı patlayabilir. Döküm bir sonraki ve en tehlikeli aşamadır. Bu noktaya kadar tüm aşamalar heykelin bronzdan dökümü için hazırlıktı. Bu aşama dökümhane denen sıcak, gürültülü ve tehlikeli bir atölyede yapılır. Burada bronz ocağa yerleştirilen pota denilen bir kapta aşağı yukarı 1000 derecede eritilir. Dökümcü denen dökümhane çalışanları potayı açarlar. Erimiş metalin üzerinde biriken cürufu sıyırarak fırın ocağın çukuruna atarlar. Sonra dökümcüler potaya taşıyıcı kolları takarlar ve potayı ocaktan alırlar. Pota döküm için bir halkaya bağlanır ve böylece döküm esnasında kalıba düşmez. Sağda bağlantıyı sabitleyen adamı seyredin. Isı o kadar yoğun ki koruyucu eldivenleri bir an alev alıyor. Erimiş bronz gömülü alçıya dökülüyor ve eriyen bal bıraktığı boşluğu dolduruyor. Alçı soğumaya bırakılıyor ve metal sertleşiyor. Bu etkileyici anda sanatçı içindeki taze dökülmüş heykeli açığa çıkarmak için alçıyı kırıyor. Şimdi sürecin en meşakkatli bölümü başlıyor. Bronz, alçıdan kurtulur kurtulmaz, sanatçı onu tesviye denen bir aşamayla temizlemek zorunda. Döküm, bronz heykelin en son cilalanmış haline pek benzemiyor. Sanatçı bir keskin yardımıyla şimdi bronz olan yollukları kesiyor. Ayrıca çekirdekteki demir pimleri çekiyor. Sonra heykelin yüzeyini kaplayan koyu, isli, oksitli katman siliniyor. Sanatçı yolluklardan çıkan artık bronzdan yapılan tıpalarla çatlakları onarıyor. Pim deliklerini dolduruyor. Daha sonra küçük, özel şekilli demir aletlerle yüzdeki detayları, saçı, el ve ayak tırnaklarını belirginleştiriyor. Sonra sanatçı hafif aşındırıcılara batırılmış bir kumaşla cinalayarak yüzeye pürüzsüz, yansıtıcı bir parlaklık veriyor. Biter heykel sanatçının kil ve bal modelinde yaptığı her orijinal detayı hem kalıcı hem de değerli bir malzeme olan bronz üzerinde gösteriyor. Bronz temizlendiğinde sanatçı pek çok çeşit arasından yüzeyi koruyacak ve yüzeyin görünümünü belirleyecek cilayı seçiyor. Bu son cila parlaklığı arttırabilir, rengi değiştirebilir ya da döküm hatalarını gizleyebilir. Burada De Vries'in zamanında kullanılan çeşitli cila örnekleri gösteriliyor. De orijinal cilası gitmiş. Hokkabaz 50 yıldan uzun bir süre bahçede açık havada durmuş. Hava şartları ve oksitlenme yeşil renklenmeye neden olmuş. De Vries gibi diğer sanatçılar da 1500'lerde yapılan bu Sphinx gibi eserler yaratabilmek için direkt kayıp bağımlılığı tekniğini kullanmışlar. Bu tekniği kullanarak De Vries yaptığı her bir bronz heykelin eşsiz olmasını sağladı. Direkt kayıp balmumu tekniğine bağlılığı onun sıra dışı yeteneğini ve bu tekniğin büyük risk ve zorluklarını aşmada kendine güvenini gösteriyor.